bütün duvarı böyle kaplamasını istiyorum. Demek reklamınızın okulumuzun bütün duvarını baştan başa kaplamasını istiyorsunuz. Evet, bütün Boğaz'dan görülsün. Gemiyle, şilap ile, aşk gemisiyle, çingene vapuruyla gelip geçen herkesler görsün. Hiç merak etmeyin. Bizim okulumuzun duvarı İstanbul'un bütün her yerinden fevkalade güzel gözüküyor. Çok güzel. Ne kadar yapıyordu benim borcum? Şimdi biz okulumuzun duvarını metrekare hesabıyla kiraladığımız için bunu hesaplamamız lazım. Bütün borcumu hesaplayın. Hemen hesaplayalım. Okulumuzun Boğaz'a bakan cephesi olduğuna göre metrekaresi 50 milyon. 40 metrekare desek... Hayır, 45 metrekare desek, hayır, 50 metrekare çarpı artı %20 KDV artı menan yetiştirme fonu yuvarlarsak 4 milyar 200. Diyorum ki şunun 200 milyonunu almasak da ayağımız sizin duvara alırsa. Sizin güzel hatırınız için yüzünü almıyorum 4 milyar 100 milyon. Çok teşekkür ederim. 4 milyar 100 milyon. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu sade kayfe kimindi acaba? Benim, şöyle alayım. Buyurunuz. Peki bu sade kayfe kimindi? O da benim. Buyurunuz. Salak herif, madem ikisi de sade niye soruyorsun? Doğru ya, salak kafa işte. Keşke ben de sizin gibi aklı ve kurnaz olaydım abi. Tamam, hadi git işine başla, hadi git işine başla. Hemen gideyim işimin başına. Ellerini dert görmesin. Sizin şu duvarın kirasını ödeyelim. Bütün hepsini bir sayın da eksik falan olmasın. Tamammış. Tamammış, çok güzel. Kahvemizi içebiliriz artık. Aferin benden, çok iyi gerdirmiş. Gerdirdi vabirim. Süperstarımızın yüzünde bile gergin oldu vallahi ya. Çok güzel oluyoruz, çok. Şahane oldu vallahi abirim ya. Abirim, diyorum ki hani aşı üzgüne olan aşkımı da böyle afiş yapıp bassam. Nasıl olur acaba ya? Saçmalama salak herif. Başlatma şimdi aşkından. Hayatta en önemli aşk para aşkıdır, sakın unutma. Unutma abirim. Neyse, bunun süresi bittiği zaman önümüzdeki ay başka birine kiralarız duvarı. Kiralarız abirim. Keşke okulun öbür duvarlarını da reklam için kiralayabilsek. Allah büyüktür be abirim. Diğer duvarlar da müsait olduğu zaman onları da kiraya veririz ya. Tamam. Kes sevzekliği. Ben eve gidiyorum, afişe göz kulak ol. Göz kulak abirim. Okula dışından bakacağına içinden bakın, yürüyün içeri. Öğretmenim, okula bakmıyoruz ki, afişe bakıyoruz. Afiş ne afiş? Ne bu? Afiş. Ay, bu amir bey iyice azıttı. Yürüyün sen hadi. Orada ya. Aslında ben de yaptırayım bir tane. Ne yapalım popüler? Oğlumuzun bina görevlisi olaraktan klimadan ısınmak bizim de hakkımız ya. bina görevlisi deyip geçmemek lazım ya. Bina görevlisi ne demek menden? Bina görevlisi müdürün yarısı demek ya. Yani müdür olmadığı zaman okulun tek yetkili idare amiri demektir ya. Tek yetkili idari amir olarak da şimdi döner sermayeyi de şöyle fıldır 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 bir döndüreyim ben de ya. Hadi bakalım. Bismillah. Aa, bakayım. Aman gitti, para gitti ya. Aman yüksek, paramı yüksek ya. Aman yüksek.
gitti, bana gitti ya. Ne yapacağız ya? Aman ne? Ya bak işte de abim gibi ya. Verdiğini yutuyor, verdiğini yutuyor ya. Aman ne? Bir ne olur bozunu yarayım bir ya. Aman ne? Ne yapacağız ya? Şansal, Erman, nasılsınız yavrularım? Daha da biraz huzur verin ya. Huzur verin ya, huzur, huzur. Bilsenize ya. Huzur verin ya, bana da gitti, bana gitti ya. Aman ne? Ne yapacağım ben ya? Nedir bu rezalet? Afiyet öğretmenim, hoş geldiniz. Ben de şey diyorum. Abil Bey nerede? Abil Bey, Sevda Hanım'la birlikte bebek için bir şeyler bakmaya gittiler de. Mellan derhal o afişi oradan indiriyorsun. Afiyet Hanım, afişi indiremeyiz amirim olmadan ya. O zaman ben indiririm. Ama bir dakika ya. Biz onu çatıdan astıydık. Yani siz böyle etekleyin. Olmaz yani. O zaman ben bunun hesabını Amir Bey'den sorarım. Amirimden hesap soracağımış. Yüce amirdir o be. Ona hesap sorulmaz. Hesap verilir, verilir ya. Bilmiyor ki. Aman ya. Buyur gülüm. Şimdi sana sürprizimi göstereceğim. Burası neresi Bahriş? Okul gülüm. Bayılacaksın bu sürprizime. Benimle gurur duyacaksın. Ay yoksa okumaya mı karar verdin Bahriş? Yok canım. Okuyup da ne edeceğim? Öyle bir şey yaptım ki ne? Bütün İstanbul benden bahsedecek. Şirketim ciro üstüne ciro yapacak. Bak. Bak da önce şok ol. Sonra benimle gurur duy. Finans ondan sorulur. Aptal demek Bahriş Solmaz demektir. Ay ilahi Bahriş ya. Yani gerçekten şok oldum ama gurur duyma kısmına geçemeyeceğim. Aptal demek Bahriş Solmaz demek. Ulan bu ne? Sen burada bekle. Ben bütün bu afiş hesabını sorup hemen geleceğim. Sakın bir yere uğraşma. Bekle. Ay çok alın bakalım köftorlar. Bunlar da sizin afiş parasından aldığınız pay. Sakın hiçbir yerde ağzınızdan kaçırayım demeyin ha. Demek ki buradasın. Çabuk benim paramı geri ver. Hiçbir şey anlamadım kardeşim. Ne diyorsun sen? Kardeşim yazıyı ne etmişler öyle? Beni bütün İstanbul'a rezil ettin. İtibarım iki paralık oldu. Ne yazısı? Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Kardeşim afiş kısalmış. Aptal ettin beni. Paramı geri ver. Yahu ne aptalı? Hiçbir şey anlamıyorum ben senden. Ben para filan geri veremem. Kardeşim nasıl parayı geri veremem diyorsun ya? Ya duvara aptal yazdın. Paramı aldın sonra da geri vermem diyorsun. Paramı geri ver. Vermem. Yani veremem. Koskoca duvarı kiraladım sana. Gerisi beni ilgilendirmez. Amirim. Amirim. Amirim yangın amirim. Polisler geldi. Amirim sizi arıyorlar. Kaçın kurtarın kendinizi. Atın gelin sen. Dur bir dakika. Ne polis? Ne saçmalıyorsun sen? Amirim sanırsam duvara izinsiz kiraya verdik diye polisler geldi amirim ya. Yapma ya. Ya amirim bittik biz amirim. Yandık amirim ya. Neden polislerle birlikte geldiniz canım? Yani madem bizden kaynaklanan böyle biçimsiz bir durum oldu. Buyurun ben paranızı iade edeyim. Halledelim. Biz dürüst bir işletmeyiz. Karda leke olur bizde asla olmaz. İnşallah eksik değildir. Ucuz atlattık be. Vallahi ucuz kurtulduk amirim ya. Eğer adam çeki kabul etmeyip de karakola gitseydi şikayetçiyim be kardeşim. Gitseydin ne yapardık amirim ya? Evet, parayı kabul ettiği iyi oldu. Gerçi döner sermayenin son günlerde kazandığı en tatlı paraydı ama neyse başımızın derde girmesinden iyidir. İyi günler Müdür Bey. İyi günler Memur Bey. Biz de az önce kendi aramızda bu meseleyi hallettik. Sizin gelmenize hiç gerek yokmuş. Pardon ama hangi meseleyi hallettiniz acaba? Afiş meselesini. Afiş mi? Bize ne afişten? Biz Mehmet Gökdeniz isimli öğrenciniz için gelmiştik. Mehmet Gökdeniz mi? Yani siz afiş için gelmediniz mi? Yok, hayır. Arkadaşımın da dediği gibi Mehmet Gökdeniz isimli öğrenciniz hakkında bir soruşturma vardı. Onun için geldik. Gitti paralar. Hani afiş için gelmişlerdi? Kaçma, gel buraya, geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın.
Ay bir dakika, ben afiş meselesini konuşacaktım ama. İyi ki geldiniz Ahmet Hanım, ben de sizi çağıracaktım. Memur beyler şu Mehmet'i soruyorlar, şu yeni öğrencinizi. Neydi soyadı? Gökdeniz. Gökdeniz. Mehmet. Mehmet bugün okula gelmedi. Gelmedi mi? Emin misiniz hocam? O hoca camide de, Mehmet nerede onu bilmiyorum ama Mehmet bugün okula gelmedi. Ben onu bugün gördüm gibi geldi ama yanılmış olabilirim. Benzetmiş olabilirsiniz. Ben şimdi yine bir Mehmet'e bakayım, geliyor. Evet. Geberteceğim bacı. Abi, geberteceğim. Abi, 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 abi,